Gönüllü öğretmenler evleri ziyaret ediyor. Evlerde bu çocuk hangi şartlarda yaşıyor? Orada da bunlar işlemi. Yetiyor mu yetmiyor. Uyuşturucuyla, uyuşturucu satanlara terörist muamelesi yapalım diye Sayın Bakanımızın talimatı var. Ama haklı yere ceza yazılmışsa kamu bizi gezmeye götürsün. Kamu bizi eğlendirsin. Yani aslında birbirimizden farkımız yok. Kamuda, sivil toplum kuruluşu da, basında, devlette, iş adamı da aynı toplumun insanlarıyız. Ben katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Gaziantep'te göreve başlayalı yaklaşık 14 ay oldu. 14 ayı geride bıraktık. Muhtemelen sizlerin de merak ettiği, sormak istediği konular vardır. Burada arkadaşlarımızla beraber geldik. Sizin sormak istediğiniz konular varsa bir araya gelmişken onlara da dilimiz döndüğünce cevap vermek isteriz. Tekrardan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günümüz kutlu olsun. En kötü gününüz de böyle olsun. Tabi Gaziantep'e geldiğimizde planlanan bir proje vardı. Proje özetle şu. Merkeze bir cami ihtiyacı var. Cami yapılsın. Bu arada da caminin olduğu yer valiye denk geliyor, valilikte yıkılsın. Proje belli bir aşamaya geldikten sonra sonradan şöyle bir değişiklik oldu. Cami valiliğin olduğu yere sığıyor ama caminin güzelliği, caminin ihtişamı çok görülmüyor, çok hissedilmiyor. Bu açıdan da oraya sıkıştırılma durumu çok olmadı, içimize sinmedi. Tabii caminin yapılmasıyla aslında valiliğin yıkılması birbirinden bağımsız işler. Camiyle ilgili denildi ki, Gaziantep'te yeni imara açılan bölgelerde işte etrafında 100 bin metrekare, 200 bin metrekare alanı olan bir yere yapılsın. Bu caminin çünkü yüksekliği dünyadaki en yüksek camilerden biri, mimarisi özel, hayırsever yapıyor, bir kamu parası bu anlamda harcanmıyor. Camiyle ilgili cami yapılacak ama başka bir bölgeye yapılacak. Onunla ilgili 2-3 alternatif var. O 2-3 alternatiften şehircilik anlamında hangisine sığarsa ona yapacağız. Ama bu ölçekte olmasa da meydanda da bir camiye ihtiyaç var. Dolayısıyla da küçük 2000 kişinin, 2500 kişinin aynı anda namaz kılabileceği, çünkü şehir meydanı yapılıyor, pardon, millet bahçesi yapılıyor. Millet bahçesi yaklaşık 50 bin metrekare. O 50 bin metrekarenin 2000-2500 metrekare oturum alanı olan bir cami yapılacak. Özetle küçük bir cami, millet bahçesi, büyük bir cami ve büyük bir caminin de eklentileriyle ikinci bir millet bahçesi olacak. İki tane cami, iki tane millet bahçesi. Valilik ne olacak? Valilik şu olacak. Valiliğimizin toplam kapalı metrekaresi 12 bin metrekare. Bu şu anlama geliyor. Bugün valiliği yapmak isteseniz yaklaşık 1700 lira çarptığımızda 20 milyon lira valiliğin şeyi var. Bedeli var. Valiliğin de güçlendirmeye ihtiyacı var. Bizim valilik, sizler basın mensuplarısınız. Türkiye'deki diğer valiliklere girdiğinizde göreceksiniz. Türkiye'nin en çirkin valilik binası. Valiliği şimdilik yıkmayacağız ama yeni valilik yapacağız. Yeni valilik yapacağımız yer valilik temsil noktasında olan birimlerinin olduğu, karayolları şantiyesinin olduğu yere valilik binasını yapacağız. Valilik binası tamamlanmadan bu valilik binasına dokunmayacağız. Eğer valilik binası tamamlandığında Allah izin verirse, büyüklerimiz de takdir ederse, ben burada olursam valilik binasını yıkacağız.
Varlık binasını yıkmakla da kalmayacağız. Yeni bir emniyet müdürlüğü yapacağız. Emniyet müdürlüğünün olduğu yeri de yıkacağız. Bu şehirde her şey var ama bir şehir meydanı yok. Yani hayat sadece piknik yapmadan, mangal yapmaktan ibaret değil. Şehirleri şehir yapan belli semboller vardır. Yani hiçbiriniz diyemezsiniz ki Gaziantep'te çok güzel bir meydan var, buraya meydana ihtiyaç yok diyebileceğiniz, ya inanıyorum ki kimse yoktur. Dolayısıyla da merkezde bir meydanımız olacak. Valiliğin ve Emniyet Müdürlüğü'nün olduğu yerde. Burada bir yapılaşma düşünmüyoruz. Valiliği karayollarının olduğu yere yapacağız. Yapacağımız valilik binası önünde 10 bin metrekare yeşil alanı olacak. Adeta hani bir yere gidersiniz önünde fotoğraf çektirirsiniz ya. Gaziantep'e gelip de Gaziantep Valiliği'nin önünde hadi fotoğraf çekeyim, bunu da paylaşayım diyen herhalde ortalama bir adam yoktur. Çünkü öyle bir güzelliğimiz yok, keşke olsa. Güzel bir binamız olacak. Bu arada da Gaziantep'te özel sektör hep önde olduğu için aslında kamu binaları anlamında da bir eksiklik var. Ama bu hiç hissedilmiyor. Mesela Şahin Bey Hükümet Konağı 900 bin nüfuslu yer. Türkiye'nin en kötü hükümet konağı. Şehit Kamil Hükümet Konağı 700 bin nüfuslu yer. Türkiye'nin en kötü hükümet konağı. Hükümet konağı derken şöyle düşünmeyin. Ya kaymakam kendine oturacak yer arıyor. Vatandaşa kolay hizmet vermek, kaliteli hizmet vermek. Düşünsenize bizim nüfus binalarımız yol üzerinde kiralık. Sosyal yardımlaşma binalarımız yol üzerinde kiralık. Bilmem biri başka yerde, biri başka yerde. Vatandaş gelse, otursa, kaliteli hizmet alsa daha iyi olmaz mı? Yani iki merkez ilçemize hükümet konağı yapılması için bir düşüncemiz var. Valilik binası yapılacak. Emniyet müdürlüğü binamız yapılacak. Emniyet müdürlüğü yıkılacak. Valilik yıkılacak. Meydan olacak. Şehir millet bahçesinin yanına estetik, düzgün bölgeye hitap edecek bir cami. Bir de dünya ölçeğinde mimarisiyle, güzelliğiyle büyük bir cami olacak. Dolayısıyla da şeyler bu. Planlananlar bu.